Mümkün değildir. Mümkün Peki. değil bence de. Bitti mi? Bitti. Hocam sizdeyiz. Neler gördünüz, neler gözlemlediniz? Bir de siz çok yakından da takip ediyorsunuz. Ben farkındaydım, yazıştık o zaman. Şeyleri, ya, mitingleri vesaireleri. Mitingleri takip ediyorum ama Kemal Bey konuşmalarından biraz bahsedelim. Ekonomiyi de merak önce. Ediyoruz hocam. Estağfurullah, bir şeyler söyleriz. Bugün biraz bir hareket vardı zaten. Acayip şeyler oluyor, evet. Şimdi mesela benim bugünkü konuşmada önemsediğim konulardan bir tanesi, ülkede hala sağduyulu bürokratlar var diyor. Yani o bakımdan mesela şimdi biraz önce Barış'ın söylediği gibi şunu söylerse ben hak verebilirim. Mesela seyirci genel başkanı desin ki Sayın Kılıçdaroğlu'na. Cumhuriyet Halk Partisi geçen 2018 seçimlerinde Urfa'da sandık görevlisi için gazete ilanıyla adam arıyordu sandıkta bulunmak. Sandık görevlisi arıyordu. Çok hazırlıksız yakalandı ve ondan sonra zaten olanlar oldu zaten. Öğleden sonra 2 milyon, 2,5 milyon civarında mühürsüz bir takım pusular geldi. 2017. Ama şunu sormalarını ben kabul edemiyorum. Yani biz kazanırsak verirler mi? Niye vermesinler ya? Brezilya'da kıl payı kazandı. Lula kazandı. Yani ne oldu? Bolsonaro denedi. Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmak zorunda kaldı. Hiç merak etmesinler. Ülkede hala sağlam bürokratlar var. İyi kötü mesela İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı hamleyi YSK reddetti. Hem de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin partili Cumhurbaşkanı tarafından atanmış olmasına rağmen öyle bir kamuoyu baskısı var ki, öyle bir artık seçimler evrenselleşti ki bütün dünya izliyor aynı anda. Yani bunu böyle bir şeye tevessül edemezler. O bakımdan bunu mesela bir genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı bu soru sorulduğu zaman yani bunu böyle çok buna cevap vermek istemiyorum. Bu çünkü çok yani öyle bir şey olamaz. Bunu aklınızdan silin ve gidin göğsünüzü gere gere oyunuzu kullanın ve oyunuza sahip çıkın. Sandıkların başında aşağına kadar bulunun demesi lazım. Niye vermeyecekler, öyle bir şey olabilir mi ya? Bu ülkede Anayasa Mahkemesi var, işte Yüksek Seçim Kurulu var. Sağlam bir bürokrasi var. Bakın mesela ne diyor? Elekten geçiyoruz. O kadar çok şey geliyor ki elekten geçiriyoruz diyor. Yani aslında partinin değil, devletin bürokratı olduğunu hisseden hala Türkiye'de bir bürokrat sınıfı, bir memur sınıfı var. Onlar partinin değil, onlar devletin memurları. Ve öyle olması gerekiyor zaten. Öbür taraftan sevgili Gürkan, şey yok. Bakıyorum mitinglere, evet evet izliyorum tabii evden hepsini. Bir hikaye yok ya. Mesela ben Cumhurbaşkanı adına, ne demek bu? Tayyip Bey adına çok üzülüyorum. Gerçekten. Yani hala 2002-2023, 21 sene sonra 14 Mayıs var ya, yeter söz milletindir dediler. Yine siz de yeter söz milletindir deyin diyor. Ya kime diyecekler? İktidarda sensin ya. Kime diyecekler yeter söz milletindir? Yani senin seçmenin diyemez onu. Muhalefet der tabii. Yeter söz milletindir. Muhalefet der. Ya rol değişikliği var burada. Öbür taraftan diyor ki, biliyorsunuz işte Mayıs'larda biliyorsunuz işte İnönü zamanında kapı kapı dolaştı, bunları idam ettirdi falan gibi geçen. Ya, ya ayıp artık ya, yeter ya. Hangi birini anlata anlata, tarih programlarında anlatıldı, yazıldı, çizildi. 23 Eylül 1961'de rahmetli İnönü'nün Gürsel'e mektubu var, bilmem ne var, yapmayın etmeyin diye. Yani artık bu hala buna sığınıyorsan senin artık anlatacak bir şeyin yok, kontrolü kaybetmişsin demektir. Ama kontrolü kaybettiler, doğru. Montaj bütçeyi kontrol edemiyorlar. Enflasyonu kontrol edemiyorlar. Hudutları kontrol edemiyorlar. Ağzından çıkan lafları da kontrol edemiyorlar. Ağzından çıkan lafları da kontrol edemiyorlar ya. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Ya mesela, ya şunu mesela deyin ki, 21 yıllık tecrübemiz var. Vallahi dinlerim bak. Bir de kalbi duygularla söylüyorum. Ekonomik kadromuzda işte 6 parti var. İşte şöyle olur, sağlam bir yekpare politikası olur mu? Tartışılabilir. İşte dış politikadaki konumuz ne olacak? Açık açık söyleyin. Ya vardır da ama tartışılabilir. Yani teknik olarak kulağa hoş geliyor. E bakıldığı zaman şimdi sarhoşa Ayşe mi oy vereceksiniz? Kemal Bey, Bay Kemal istersen bir fıçı iç bu bilesine oy vermez. Ya nerede gördün bir fıçı içtiğini? Yani ya denize düştü sarhoşken benim haberim mi yok? Parkta mı buldunuz, yere düşmüş vaziyette? Ay, ya böyle bir şey olabilir mi ya? Hocam formdasın bugün. Hayır, de, hocam de, her zaman formda. Bir yani, de bir fıçı dünya para. Tayyip Bey'in o fiyatlardan haberi yok. Vallahi, hayır yani içten, ayrıca içme hakkı da hayır, var yani. İçtiğinden o kadar emin ki. İçtiğinden o kadar emin ki. İstersen bir fıçı iç diyor. Bu bile sana oy vermez. Ya şimdi böyle bir şey olmaz. Bunlar eroin kaçakçı. Hırsız dedi bunlar. Ay çok ayıp bir şey ya. Bunlar hırsız dedi. Ya demek ki hakikaten onların üzerine hiçbir şey yapışmıyor. Şimdi olmaz. Hiçbir şeyi kontrol edemiyorlar. Ağzından çıkan lafları da kontrol edemiyorlar. Öbür taraftan şeyi bak, Kemal Bey'in söylediği şu önemli bir de. Sevgili Gürkan, hasar tespiti yapacağız. Bunu hep ben söylüyorum bu programda. O kadar çok tahribat var ki. Korkunç hasar. Yani Merkez Bankası'nın durumu nedir?
Bak mesela bugün hareket, şimdi Özlem söylüyor ya. Hasar ve durum tespiti yaptıracağız diye. Şimdi bugün mesela Merkez Bankası, yani Twitter'da yazıldı. Ben bir genelgesini okumadım açıkçası şimdi. Ama Twitter'da dolaşan şeye göre bir telefon diplomasisi gibi bir şey yaptılar Merkez Bankası'ndan. KKM dönüşleri var ya, canlı dolar yatırmış, onu canlı dolarını geri çekmiş. Onları verin. Ama bunun dışında bankalardan dolar satın almak isteyenler vermeyin şeklinde bir bir talimat şey oldu. Ne yapıyorlar bankalar? Şimdi onu ihtiyacı olan, ihracatçının ihtiyacı varsa mesela bir takım bir şeye, dolara, az ya da çok. Tahtakale'ye gidiyor. Tahtakale'de fırladı. Ne oldu? Biz diyorduk ki aradaki fark bankalar arası, yani bankalar arası piyasada Tahtakale arasındaki fark 1 liraydı. Bugün 1,5 liraya çıktı. 19,5'a 21 oldu. Yarın peki Perşembe, Cuma satmayın demişlerdi seçim sonrasına kadar. Yarın talep gelirse Tahtakale'de 21,5-22'ye doğru giderse esasında gerçek fiyat orasıdır. Ve seçime dolar 22 lira olarak gider o zaman. Hocam orada sıkıntı ne, onu bilmeyen izleyicilerimiz için? Yani bankada 20 lira, bankada yok dolar, Merkez Bankası'na isteyecek. Bana dolar versen de benden aldığı muzam karşılık olarak Merkez Bankası ona vereceği doları yok. Eksi 72 milyar dolara çıkmış. Yani geçen haftadan bu yana 7 milyar dolar. Hayır, vatandaşın hayatını nasıl etkiliyor hocam iki kur olması? Yani birinde 20 lira, birinde 21 lira. 20. Yok, 21 lira 19,5 lira. Şöyle oluyor. Şimdi mesela adam ithalat yapacak. Gidiyor oradan şey alıyor. Yani kendi dolarını alamayınca bankadan oradan alıyor. Yani vermeyin dedikleri zaman. Sen mesela dolar karşılığı bir borcun var. Doların sana veremeyince ne oluyor? Bir sıkıntı oluyor. Gidip oradan alıyorsun. Ya da ihracatçının %40'ını alıyor zaten Merkez Bankası. %40'ını alıyor. Onu TL veriyor. Git al piyasadan diyor. Şimdi sen TL'ni dolara çeviriyorsun ama sana ucuzu bu. Devlet ucuz bozuyor dolarını. Sen gidip daha pahalı da doları alıyorsun. Yani bu şekilde ihracat yaparak esasında şirt vererek ödüllendirmesi gereken bir ticaret erbabı dolar kıtlığından dolayı cezalandırılmış oluyor. Hocam çok değerli bir dostum, ciddi bir iş insanı mesaj yazmış. Tam sizi desteklemek için selam diyor. Ben bankadan dolarımı çekmek istedim. Veremeyiz. Yok dediler. Olursa haber veririz dediler dün ve bugün. Olursa haber tabii, veririz. Bir daha da iki gün var. Demek yani doğru. Yarın var, cuma var. İşte yarın ve cuma dahil diyorlar buna. Ta pazartesiye kadar. Yani yarına itibaren öyle bir dolar hesaplaşması. Toplu dolarlar herhalde değil mi? Evet. Yani toplu para. Şimdi mesela hazinenin ne kadar gerçek borcu var bilmiyor. TÜİK'in hakiki enflasyonunu öğreniyor. Hasar tespiti bu. Bakacak şimdi. Kılıçdaroğlu eğer Millet İttifakı kazanırsa, yani TÜİK'in gerçek enflasyonu nedir? Ona göre zam yapılacak. Tabii. Yani şimdi sen bunu sürekli düşük gösterdiğin zaman, yani şimdi nasıl mesela ben merak ediyordum bunu. Geçenlerde bununla ilgili bir yazı okudum. Boş evlere soruyorlar diyor. Kaça çıktı kiracı? Kiraları koyarlar, onu koyuyorlar. Bir taraftan markete haber veriyorlar, geliyoruz diye. Hangi ürünlerde ucuzluk varsa o gün onu not ediyorlar. O zaman seninki tabii ki %50.55 çıkıyor. Ötekisininki %105.19 çıkıyor. Enak'ın yaptığı. Şimdi bu kadar fark olur, 3-5 puan fark olabilir. Demek ki burada bir